Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bugün gerçekten çok çarpıcı bir konumuz olacak. Ben stüdyoda yayın öncesi çok keyifle dinledim Ozan Bey'i. Sizin de dinlemenizi, dinlemeyenlerin, çok sık ekranlarda gördüğümüz bir isim, dinlemeyenlerin dikkatle dinlemesini istiyorum. Kendisine merhaba diyelim. Hemen konuşmaya başlayalım. Teknoloji girişimcisi kendisi. Peynir kurucu ortağı aynı zamanda. Merhaba Ozan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi çok çarpıcı konular var. Stüdyoda böyle programdan önce 5 dakikada gerçekten inanılmaz dikkatimizi çektiniz. Şimdi bunları konuşacağız ama konuşmadan önce böyle sizi tanımayan, izlemeyen izleyicilerimize biraz sizden bahsedelim. Tabii çok kısaca özetlemek gerekirse İzmirliyim. Yaklaşık diyorum, saymayı bıraktım. 49 yaşındayım. Bilgisayar mühendisiyim. Uzun yıllar küresel firmalarda dünyanın dört bir yanında yaklaşık 28 ülke için 18 ülkede base olacak şekilde çalıştım. Bu firmaların çoğu oldukça piyasa yapıcı kuvvetli firmalar. İşte IBM, Alcatel, Lucent, Avaya, Veeam gibi firmalar. Son 7 senedir ülkemizdeyim. Özellikle oralardan edindiğimiz tecrübelerle ülkemizin geleceği için özellikle yerli millinin altını doldurabilmek adına ülkemize geri dönüş yaptık ve şu anda birçok kurumumuzla kol kola çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah muvaffak etsin. Amin cümleten. Gelecek daha güzel olsun diye İnşallah, buradayız. inşallah Türkiye için. Çok Türkiye önemli için. çünkü gerçekten gelecek dönem. Şimdi Covid'le beraber gerçekten dijitalleşme herkes artık en küçük esnaftan işte kocaman holdinglere, küresel şirketlere kadar dijitalleşme konuşuluyor. Her şey değişiyor, bunun farkındayız. İşte kimileri diyor ki işte korona bu yüzden var. Kimileri diyor ki öyle diyor, böyle diyor. Sonuç olarak ama dijitalleşiyoruz ve teknoloji artık her alana girmeye başlıyor. Türkiye nasıl hazırlanıyor bu? Çünkü şu anda bir doğum sancısı gibi, evet çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz ama çok iyi gelecek diye düşünüyorum ben. Ya da yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Hem Türkiye nerede, ne kadar dijitalleşti, hem teknoloji nerelerimize ne kadar müdahale ediyor şu an? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi Rica ederim. özellikle dijitalleşme, özellikle dijital dönüşüm diye çok duymuşsunuzdur. Ya da Endüstri 4.0 falan diye bu başlıkların altında çok kümeleşmeler olmuştur. İnsan 3.0 konuşuluyor Aynen. Şimdi aslında ilk önce onu konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü etrafımızdaki bu makineler, bilgisayarlar bizi yansıtmaya, bizi ifade etmeye çalışıyor. Biz kendimizi anlamazsak onların ifadeleri de ne yazık ki eksik kalacaktır. Şimdi söylediğiniz konu şöyle hassas. Dijitalleşmeyi biz uzun yıllardır anlatıyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada. Özellikle dijital transformasyon ya da dönüşüm başlığı altında bayağı bir efor aslında sarf ettik. Zorlandık. Yani insanlar çünkü bunu lüks zannettiler. Bütçelerini en böyle aklınıza gelen, en devasa, en ileri zannettiğiniz kurumlar dahil, holdingler dahil, bankalar dahil dijitalleşmeye bütçe ayırırken böyle biraz ne diyelim Böyle yavaştan kırılmayalım. aldılar. Fakat bu bizim beceremediğimiz, anlatamadığımız dijitalleşmeyi gözümüzle göremediğimiz bir virüs geldi. Herkese ihtiyaçtan dijitalleşmeyi öğretti. Bugün hamdolsun evdeki babaannelerden su Aynen getiren öyle. eve su getirenden işte bakkaldaki çocuğa kadar herkes dijital. Bunun da yararını kısa süre içerisinde aslında gördük. Bu pandemi küresel bir şey. Herkesi etkiledi, bizi de etkiledi. Fakat bizim ülkemizdeki bu yatkınlık vesilesiyle içeriğini seversiniz, sevmezsiniz ayrı bir mevzu ama eğitim sisteminden tutun da işte sağlık sektörüne, oradan işte savunma sektörüne, bankacılık, finans sektörüne kadar her yerimiz dijital oldu. Şu anda da oldukça iyi gidiyor. Hatta bazı sektörlerde, özellikle finans sektöründe, işte savunma sanayi sektöründe dünyanın ötesindeyiz desek yanlış olmaz. Bunu da çok objektif bir bakış açısıyla söylüyorum. Çünkü oralarda çok çalıştım. Mesela bizim bankacılığımızda kullandığımız bu mobil aplikasyonlar veya banka platformlarında mobil kullanım oranı dünyada lider Türkiye diyebiliriz. Bu da bize tabii ki kaldıraç oluyor. Orada yetişen arkadaşlarımız zaman içerisinde diğer sektörlere geçiyorlar. Bugün fintech adı altında birçok oluşum var. Hatta ben de 49 yaşındayım.
çok kıymetli bazı arkadaşlarımla beraber bu fintech alanında bir yatırıma işte abilik, yoldaşlık ediyorum. Dünyayı değiştirebilecek konulardan bir tanesi. Toplumda da buna herkes zaten aşina olduğunu kripto paralar çıktığı zaman gösterdi. Havayı sattılar, herkes de aldı, trilyon dolarlara ulaştı. Bir de arkasında bir ürün olsa gerçekten elle tutulur. Kim bilir ne olacak, o deneyin sonucunda da toplumuna hazır oldu, ortaya çıktı. Herhalde önümüzdeki dönemde en çok fintechlerle ilgili konuşuyor olacağız. Yani değişik şeyler olacak hayatımızda, evet, değişik. Evet, evet. Yani ödeme sistemlerinde değişiklikler ve ödeme mecralarında değişiklikler olacağını ben öngörüyorum şu anda. Evet, evet, kesinlikle. Peki hemen şunu sormak istedim Ozan Bey. Şimdi evet, Türkiye birçok konuda özellikle finansta dedik hızlı gidiyor ama bu hızlı gitmelerin biraz mağduriyetini yaşıyor. Sanırım o birazcık bürokrasiyle, işte o teknolojinin anlaşılmasıyla diğer tarafta etkili oluyor. Bununla ilgili güvenlik tarafında da teknoloji bu kadar iyi ilerliyor mu bizde? Çünkü hep böyle skandal haberlerle karşılaşabiliyoruz bir iki ay sonra. Ne durumdayız güvenlikte? Yani şahane bir soru. Tabii ki bir de hani derler ya, ucuz etin yahnisi olayı var. Şimdi bazı pahalı denilen o dijitalleştirmenin erişilebilen maliyeti azaldı. Çok hızlı bir şekilde mecralara erişim sağlandı. Bugün hepimiz biliyoruz ki sosyal medya artık sadece arkadaşımızın yaş günü fotoğrafına baktığımız bir yer değil. Kıyafet seçmek için, alışveriş yapmak için de kullandığımız bir yer. Atıyorum, bazı psikologlar uzaktan işte sosyal medyaların video mecralarını kullanarak hasta muayene eder hale geldi. Yani sosyal medya artık hayatımızın bir parçası haline geldi. İletişim parçacığı haline geldi. Hal böyle olunca dijitalleşme bu kadar hızlı, herkesin cebine, evine, evdeki bilgisayar sayıları arttı. Her yere girince siz bütün yumurtaları dijital sepetine koydunuz şu anda. Ve bunu da çok hızlı yaptınız. Yani bir strateji, bir vizyon koymadan işte yandaki atıyorum bakkal ne yapıyorsa siz de aynısını yaptınız. İşte atıyorum birisi X sepeti diye bir şey çıkarttı. Siz de onu getir diye bir şey çıkarttınız. Ötekisi götür diye bir şey çıkarttı. Bunların hepsinin aslında dayandığı yer bu dijital. Fakat bazılarının hikayesi daha kuvvetli olduğu için, hikaye de nasıl daha kuvvetli? Olduğu toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anladığı için hızlıca oraya pozisyonlayabiliyor. Buradaki en önemli kısım şu: parayı kazanırken iyi. Ama bir de o para, oradaki para dediğimiz şey veriler. O verileri nasıl koruyorsun kısmı çok önemli. Dünyada dijitalleşmenin hızına siber güvenliğin hızı yetişemedi. Çünkü bu kadar hızlı dijitalleşme beklenmiyordu. Dün şu anda bu yayının yapıldığı gün, tabii ki siz daha sonra deklar edeceksiniz ama dün itibariyle artık izleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz onu çok iyi biliyorlar. 6,5-7 saat kesinti oldu WhatsApp'ta, Instagram'da, evet, Facebook'ta. Evet, evet. Şimdi düşünün, şimdi biz birbirimizin fotoğrafına bakmadık, eyvallah. Facebook'ta iş yeri olanlar ne yaptı? Instagram'da iş yeri olanlar ne yaptı? Sadece Facebook'un kendisi dün 70 milyon dolar civarı reklam geliri kaybetmiş. Şirketin hisse değeri 6-7 milyar dolar düşmüş. Yani o kadar düşüyorsa ekosistemdeki etkisini bir düşünün. Yani şirkete etkisi buysa ekosisteme bunun kat ve kat fazlasıdır. Şimdi hal böyle olunca işte burada o siber güvenlik dediğimiz bakış açısının değişmesi gerekiyor. Çünkü o kapıda bir bodyguard gibi düşünün. Burada bir yaş günü partisi veriyorsunuz. Kimi çağırdığınızı biliyorsunuz. 20 kişi çağırdınız. 20 kişiye göre bir bodyguard var orada. Yani 2 kişi getirmişsiniz. Şimdi bunun haberini alan 1000 kişi buraya gelirse o 2 tane güvenlik yeterli kalır mı? Kalmaz. İçeride İşte bugünkü geldiğimiz yer, parti o kadar hızlı duyuldu ki herkes o partiye geliyor. Çok mutlular partinin içinde olmaktan ama kapıdaki o güvenlik zafiyeti çok yükselmiş durumda. O vesileyle de çok ciddi bir dönemden geçiyoruz. Bu kasada şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Dünkü Facebook, Instagram, WhatsApp'taki zafiyetin olduğu an çok enteresan bir zaman dilimine denk geldi. Tam bir gün önce bir ifşa yapıldı. Pandora'nın kutusu açıldı diye. Tam o bilgi yayınlandıktan sonra dünyada yaklaşık 3 milyar insanın erişiminin olduğu bir platformun kesinti yaşaması
Ki ben o platformun altyapısını zamanında IBM'le çalışırken çok yakından biliyorum. Öyle kolay kolay olacak bir şey değil. İnsan ister istemez, komplo teorisi demeyeyim de, Allah Allah diyor yani. Böyle yani merak ediyor. Bunların hepsinin de birbiriyle biraz ilişkisi var desek yanlış olmaz. İşte bunların hepsini çözebilmek için artık nasıl ki iş yapış şeklimiz değişti, nasıl ki bugün televizyonculuk değişti, YouTube kanalları vesaireler, işte Instagram üzerinden yayınlar yapılabiliyor. Hani mecra evet, değişti. Evet. Tarz aynı ama dijitalin eriştiği her yere erişmek istiyorsunuz. Siber güvenlikte de verinin olduğu her yeri güvenlik altına almak için blockchain denilen bir teknoloji var. Biz blockchain'e ne yazık ki hem dünyada hem Türkiye'de sadece kripto para borsası, hatta para değildir o, kripto mecra borsası diye biliyoruz. Bitcoin, Ethereum gibi bazı işte popüler olan kripto mecralar var. Bunların çalıştığı platforma blockchain deniliyor. Evet. Üstündeki çalışanın adı işte Business Channel, Ahmet, Bitcoin değiştirebilirsiniz. O masanın adı blockchain. Şifresi kırılamayan platform demek. Yani verinin ele geçirilememesi demek. Yani ben sizin bilgisayarınızın şifresini aldığımda içindeki fotoğrafları görebiliyorum ya bugün. O bilgisayarınızın şifresini alsam da fotoğraflar blockchain'li ve bilgisayarınızda bile değil. 1 milyon şifre sahibi olmam ve aynı anda ulaşmam gerekiyor. Bunların hepsinin aynı anda girilmesi gerekiyor. Verilerin nerede olduğu belli değil. Dolayısıyla bir atak söz konusu olamıyor. Dünyanın bundan sonra gelecekteki herhalde internetten sonraki en kritik gelişimlerden bir tanesi blockchain olacak. Çünkü yapay zeka teknolojilerinin geliştiği, yani işlemci hızının çok olduğu, siz iki tane kitap okurken günde onun 100.000 kitap okuyabildiği bir dünyada onunla yarışabilmeniz, teorik olarak siz yoruluyorsunuz, acıkıyorsunuz, uyuyorsunuz ama o uyumuyor. O bir de içinizde insani bazı veriler var, duygularınız var. Yani o yapay zekanın en çok kıskanacağı şey yarın ben neden bunu hissetmiyorum olacak. O duyguları kaptırmamanız gerekiyor. İşte o zaman kendinizi, kendi duygularınızı da blockchainleyerek saklayabilmeniz gerekiyor. Yani erişime izin vermemeniz gerekiyor. Çünkü siz bir insansınız, vücudunuz elektrikle çalışıyor. Yani bir manyetik alanınız var. Sevindiğinizde bir beyninizin belli sinapsları parıldıyor. İşte hatırlarsınız 6-7 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam, belki bir sene de olabilir. Elon Musk'ın yeni projesi Neuralink. İlk çıktığı gün ben Hürriyet'e yazı yazmıştım bununla ilgili. Neuralink sizin duygularınızın beyinde nerelere etkisi olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Onu öğrenirse ne olacak biliyor musunuz? Siz atıyorum bir İskender yediğinizde o aldığınız hazla, o haz dediğiniz beyninizin neresinde elektronları hareket ettiriyorsa, ışıldama yapıyorsa, ben size o frekansı telefondan İskender yedim, bastım, hop, oh be, afiyet olsun. O hissi yaratacak. İşte bizim bu tarz özel olan şeylerimizi koruyabilmemiz için blockchain gerekiyor, her şey için gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi biraz önce dediniz ki partiye geldiler, herkes çok mutlu. Evet. Eyvallah. Şimdi o hem dedik ya dijitalleşmeye, o siber yetişemedi. Aslında bir de diğer tarafından şöyle küçük vakalar da görünüyor. Mesela işte TikTok çekerken ölenler oluyor. İşte o partide çok mutlular ama o partiden bir de çıkışı olacak bu işin. Evet. Yani dün bile o 3-4 saatlik, 6 saat sürmüş dediniz. 6 saatte bile bunalıma girmiş insanlar olabilir. Kesin. İnsan buna ne kadar hazır acaba? Bu teknolojik dijitalleşmeye, değişime. Şimdi aslında bu konu sizin de program öncesinde konuşmuştuk. Oldukça kıymetli tıp sektöründen işte misafirleriniz oluyor. Onlar da olayı ele alıyorlardır. Daha sonraki bir programda detaylı bunu anlatmak isterim. Çünkü insan psikolojisi, kuantum fiziği, işte tasavvuf, yapay zeka, bunlar çok iç içe geçmiş konular. Yani birisi diğerinden ayrı değil. Evet. Bugün bizim bağımlılık dediğimiz şey aslında, herkes işte bağımlılık deyince uyuşturucu muyuşturucu falan diye düşünür. Şimdi bakın, onun bile tedavisi var. Onun bile tedavisi var. Siz bu devirde şu anda herhangi bir insanım diyen
işte 8,5 milyardan herhangi birisi. Bundan sonra senin telefonun olmayacak. Herhangi bir sosyal account'un olmayacak, WhatsApp'ın olmayacak, internetin olmayacak derseniz çok büyük ihtimalle delirebilir. Çok büyük ihtimalle. Yani bu bağımlılığın zirve noktası şu anda. Evet. Ve bu bazı gelişmiş ülkelerde çok ciddi ele alınıyor. Bizim ülkemiz deniz o boyutlarda değil. Biz bağımlılığı hala konservatif şeylere, işte sigara bağımlılığı, yok sigarayı bırak, onu bırak, bilmem içkiyi bırak falan filan. Şimdi bakın onların hepsinin medikal olarak hatta ilerlemiş durumda. Onlara işte medikal bazı şeyler var. Siz sosyal medyayı bıraktırmayı nasıl başaracaksınız? Ben onu merak ediyorum. Sosyal medyayı bırakırsan Netflix bağımlılığın artar. Ekran bağımlılığı var aslında. Orada hayal ettiğiniz, bakın siz şimdi, ben sizi biraz tanıyorum. Bana, benim sizi tanıdığım kısım sizin bana verdiğiniz kısım. Yani sizin döktüğünüz suyun ben şu bardak kadarını aldım. Siz benim için bu kadarsınız. Sizin bir de gerçekten anlatmak istedikleriniz vardı. O kadar suyu o yüzden döktünüz. Ama benim çapım bu kadarına yetti. Bir de sizin inandığınız, olmak istediğiniz, gitmek istediğiniz bir siz var. Daha büyük bir şelale. Şimdi biz iletişim kurarken bizdeki kadarıyla iletişim kurabiliyoruz. Yani ben istediğim kadar anlamaya çalışayım sizi. Haddimin, çapımın yettiği kadarını alabilirim. Ama siz bunu vermek istiyorsunuz. Şimdi vermek istediğiniz şey etrafınızdaki ortalama 5 kişi kadar enerjinizi ortalamasını yaşayabiliyorsunuz. Yani sizin etrafınızda 5 tane doktor olsa tıp bilginiz artar. 5 tane çok mutlu evliliği olan olsa mutlu bir evlilik yapmak istersiniz. 5 tane her gece sorunlu bir arkadaşınız varsa siz de onlarla içmek zorunda kalırsınız. Çok basit. Demeye çalıştığım şey şu. Siz yaşayamadığınız avatarlarınızı sosyal medyalarda yaşıyorsunuz. Evet. Yani siz kendinizi tam ve bütün hissedebilmek için olamadığınız bir şeyi orada oluyorsunuz. En büyük tehlike bu. Sosyal medyadaki yaşadığımız, algıladığımız şeyler gerçek mi değil mi? Büyük bir tartışma konusu. Avatar filmi bunun için güzel bir örnektir. Evet, evet, evet. Biz o avatarı işte sosyal medyanın içinde. Yani pürüzsüz ciltler, olağanüstü yemekler, şahane tatil. Herkes çok mutlu. Çok mutlu. Herkes çok mutlu. Ben çok az mutsuz görüyorum. Diyorum ki ya sorun bizde herhalde. Biz böyle düşüyoruz, kalkıyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz. Bu beş duyunun beşini de layıkıyla kullanınca insan alınıyor. Yani hep serotoninle de insan alınmaz yani. Beriş tavuk döner ayran paylaşan görmüyorum. Satılmıyor galiba memleketlerim. Millet gizli gizli evde yemek sepeti sağ olsun. Onun sayesinde evde yiyorlar. Şöyle de başka şeyler. Evet. Yani işte insanın insan olma özelliğini sorduğunuz sorunun en güzel yeri. İnsan insan olduğunu unutmaya başladı. Evet, bizim maalesef. İnsanımız bugün öğrenen makine olmaya başladı. Yani ben çok iyi bir atıyorum doktor olmayı öğreniyorum. Bana anlatıyorlar işte çok çalışırsan şu olur bu olur bilmem işte şöyle birisiyle evlen şöyle bir yerde ev tut şöyle çocuklar yetiştir bilmem ne robot olmuşum. Döngüde dönüyorum. Yani öyle arkadaşlarım var ki çok da güzel çalışmışlar. Çok da güzel birikimler elde etmişler. Bir sürü teknesi olan var. Kalamıştakilerin arada sırada gidip bakarım ben öyle Kalamıştakilere kaç tekne oradan ayrılıyor diye. Tekneler statik duruyor. Ya bilmediğin tekneyi niye aldın ki? Şimdi ona binecek vakti yok. Şimdi bakın bir niyet var. Bir avatar içindeki adı avatarlardan bir tanesi diyor ki tekneye binmemiz gerekiyor. Ötekisi diyor ki ama onun için çalışmamız gerekiyor. Kalamış çok pahalı diyor. Ötekisi diyor ki ya çocuklar tekneye binmeyi sevmiyor diyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde biz tam ve bütün oluyoruz. İşte sizin o yayın öncesi bahsettiğiniz işte tasavvuf, kuantum, fiziği biraz bunlara eğiliyor. Biz ne kadar kendimizi anlarsak, kendimizi idrak edebilirsek o kadar daha mutlu ve o kadar oralardaki şeylerde daha başarılı oluyoruz. Yani hem yaşamaya başlıyoruz. Yani siz bugün yayınınızı sadece YouTube'dan yapıyorsanız büyük bir risk taşıyorsunuz. Dün Facebook'un başına gelen bugün YouTube'un başına gelebilir. Hem YouTube, hem Instagram, hem işte televizyon kanalı, hem de atıyorum işte Facebook'tan yapıyorsanız riski paylaştırdınız. Artık siz her zaman mutlu olabilirsiniz. Mutlaka hatalar olabilir ama sizin mutluluğunuz devam edecek. Çünkü işiniz kesintisiz devam edecek. Bizim de amacımız o aslında. Evet. Dijitale bağımlılığı artmış olan dünyanın bir anda dijitali elinden alınırsa dünya psikolojik olarak bunalıma girmesin, çökmesin, ekonomiler çökmesin.
gönlümüz yettikçe o tarafa odaklanıyoruz. Tüm gayemiz onun üzerine aslında. Dün çok güzel bir tweet gördüm. Instagram, WhatsApp çökünce evdeki ailemle tanıştım. Çok neşeli insanlarmış. Gerçekten çok enteresan. Şimdi bakın o kadar komik şeyler oluyor ki. Tam öyle olmasa da benzer bir anekdot anlatacağım. Şimdi benim normalde işte diğer televizyon yayınlarımda veya işte sosyal medyalarda sakallarım var. Yani sizinkinden biraz daha uzundu sakallarım. Sakallarımı eşimin büyük bir ısrarıyla ben kimin evlendim öğrenmek istiyorum dedi. Geçen hafta kestim. 30 senedir falan ilk kez sakallarımı kesiyorum. Altından çıkana ben de inanamadım yani. Sürpriz yumurta çıktı yani bildiğin. Şimdi şeye benziyor. Bir, ertesi gün uyuduk, sabah kalktık. Sabah bir bağırışla uyandım. Ne oluyor diye böyle uyandım, baktım eşim bana bakarak bağırıyor. Ne bağırıyorsun dedim. Ay bir anda korktum, sen kimsin dedi. Şimdi demeye çalıştığım şey bu tarz şeyleri fark etmeyen çok arkadaşımız varmış. Bu sabah bir arkadaşım dedi ki dün akşam eşim gözlük taktığımı fark etti dedi. Ya. 15 senelik falan evliler. Yani ben lens takıyorum zannediyormuş dedi. Gerçek bir anekdot. Gözlük taktığımı fark etti dedi. Yani bunlar... Yani ben hiçbir şeye karşı değilim. İşimiz teknoloji evet. Ama her şeyin azı karar, çoğu zarar. Yani kesinlikle. Biraz o dengeyi kurmamız lazım. Bir de riskler çok fazla. Bugün fark edilmeyen riskler var. Yakın zamanda finans sektöründe Türkiye'de çok kritik bankaların zafiyetleri oldu. Yani 46-48 saat kapalı kalan yerler oldu. İşte orada, o anlarda neler oluyor acaba? Ülkede neler oluyor? Yani o verilere neler oluyor? Yani bunları açıklayamazsınız bile, biliyor musunuz? Ülkede bunları açıklayamazsınız yani. Çünkü platformların çoğu ortak platformlar. X markası ürün kullanıyor. Şimdi o X markası ürünle ilgili bir şey anlatırsanız diğer yerlerde de aynı riskler var. Panik olur. Ama anlatmasanız da ortadan da bir şeyler de kayboluyor. Ha o işte gün dönüyor, dolaşıyor. Bir yerden bir zam olarak, bir şey olarak karşınıza çıkıyor. O an küfrediyorsunuz. Küfrettiğiniz yer değil, biliyor musunuz sorumlusu? Daha bütünsel, yani ilk domino taşı suçlu olan, sondaki değil. Evet. Biz genelde sondakiyle ilgileniyoruz ve çok akıllıyız zannediyoruz. Gördün mü bak demiştim sana filan, haklı çıkma duygusu. Öyle değil. Biraz daha kökenine inmek gerekiyor sorunların. O yüzden bu teknolojiyi de stratejiyle, vizyonla anlayarak uygularsanız size çok büyük yarar sağlar. İşte aşıyı teknoloji firması buldu. Şu anda insanlar yaşıyorsa teknoloji sayesinde yaşıyor. Kesinlikle öyle. Bu konuyla ilgili 2 sene önce rahmetli Doğan Cüceloğlu ile bir programa katılmıştık. Konu başlığı teknoloji insan ömrünü uzatır mıydı? Orada da teknolojiyi temsilen beni çağırmışlar, lütfetmişler. Ben dedim ki ya teknoloji insan ömrünü uzatır uzatmasına da insan önce insan olduğunu hatırlaması lazım. Sen insan olarak robotun yerine geçmeye kalkarsan robot da yapay zeka olarak senin yerine geçmeye kalkacak. Ve bu bilek güreşi olursa onun bileği daha kuvvetli. Bizim insan olduğumuzu hatırlamamız çok önemli. Yani her yaptığımız işte bunu insani yararıyla, faydasıyla, sadece ben merkezli değil, biz egosal değil de ekosal, yani ekosistemden ekosisteme terfi edecek bir bakış açısıyla, bütünün yararına bir şey yaparsak biz bütünün parçasıyız. Bize büyük yararı olur zaten. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani o işte aslında insanlık da çok inanılmaz çalışıyor. Şimdi burada hani eskilerin bir lafı vardır ya, ben bankaya falan güvenemem. Yastığımın altında, cebimde, tarlamda kalsın. Bir taraftan işte orada bir kuşak çatışması olur mu ya, bankaya koyalım bu kadar para evde saklanır mı? İşte aslında oradan çıkacak ortak fikir sanırım bir sonraki neslin çıktısı olacak. Aynen. Mı acaba o dengeden bahsediyorsunuz ya şimdi, değil mi? Ya şimdi, o babaanneye de saygı duymak lazım. Şimdi ben babaanneye de çok saygı duyuyorum. Şimdi sayın devletimizin birçok mercisiyle yakın çalışıyoruz. Çok da detaya girmeyeceğim ama mesela ilginç bir bilgi vereyim size. Yani hem hiçbir şey söylemeyeceğim hem çok şey söyleyeceğim şimdi. Bunu da ilk kez buradan söyleyeceğim. Şimdi hani kripto paralar var ya şu anda işte. Evet. Birçok da bununla ilgili daha önce risklere dikkat edin diye yayınlar falan yaptık. Çünkü altın günü yerine bitcoin günü yapanlar falan duydum. Risklidir bu işler. Yani çok hızlı, volatildir. Yani evet. Hızlı artar. Bir de kapanmıyor. Sen kapalı piyasaya çıktın. Akşam 5'ten sonra EFT yapamaya alışmış bir insansın sen. Yani
Oradaki borsa gece de devam ediyor filan. Yani tehlikeli. Yani hep uyanık kalman lazım. Bu da bağımlılık. Mutlu olamazsın yani. Para kazanırsın ama harcayamazsın. Bağımlı olursun. Aynen öyle. Şimdi yakın zaman içerisinde ülkemizde de kendi dijital paramız veya kripto bazlı dijital paramız çıkacak. Muhtemelen de o yastığın altındaki altınlarla alakası var gibi duydum ben. O yastığın altındaki altınlar da artık yastığın altında tutanın mı değil mi ondan da çok emin değilim diyeyim. Çok detaya girmeden yani çıkacak olan bir şey yastık altındaki altınları adresliyormuş diye dedikodu olarak duyduk. Yani dolayısıyla yani biz bütünüz yani. Yani şurada siz açsanız bizi etkiler o. Siz mutluysanız bizi etkiler. Zenginseniz de etkiler, fakirseniz de etkiler. Sizin evdeki altınlar bizi etkiler yani. Net anladım. Söyleyeyim. Çünkü dönem oraya doğru kayıyor. Öyle çok ben merkezli olarak hani benim şemsiyem var tsunami'den kurtulurum öyle bir şey yok yani. Öyle bir metot yok yani. Öyle bir şey yok. Yok. Yani bu küresel akıma hep beraber gitmek hep beraber durumundayız. Dışarıda kalırsak da tehlike çok aynen da içinde. Aynen. Yıllarca biz bu küreselleşmeyi, globalizasyonu konuştuk. Nasıl olacak Türkiye neresinde derken bu pandemiyle beraber dijitalleşme bizi şu anda tek ülke var dünyada. Adı dünya. Aynen dijital öyle. Dünya. Hatta gerçeğini söylemek gerekirse sanal dünya. Hani Yalan Dünya diye bir dizi vardı ya. Onun sanal versiyonu var. Avatarlarımızla oynadığımız bir dünya var. Mutluluğumuzu, sevincimizi daha çok paylaştığımız, olmak istediğimizi paylaştığımız bir dünya var. Daha güzeliz orada, daha yakışıklıyız. Kesinlikle öyle. Peki o zaman ben şunu sormak isterim size. Şimdi evet bu dijitalleşme teknolojisi değişiyor ama benim en çok dikkatimi çeken şahsen şimdi herhalde bir 100 yıldır dünyadaki dengeleri petrol sağlıyor. Ama şimdi artık petrol birazcık saha dışına çıkmaya başlıyor ve çıkacak bundan belki 20 sene sonra hiç olmayacak bilmiyorum ama dengeler değişecek evet yakın bir zamanda elektrikli araçlarla birlikte. Yani o petrol taça çıktığı zaman artık enerji başka bir yerde, başka ülkeler konuşabilecek. Türkiye bu işin neresinde çok merak ediyorum. Pil teknolojilerinde neredeyiz? Çünkü o arabalar pillerle olacak, o arabalarla kalmayacak bu iş. Gemilere, uçaklara gidecek gibi geliyor bana. Türkiye nerede? Şimdi tebrik ederim. Çok enteresan bir soru sordunuz. Bunun cevabı aslında... Yine hem her şeyi söyleyeceğim hem hiçbir şey söylemeyeceğim cevap var. Ülkemiz sanıldığı kadar ah ah vah vah durumda değil. Net söyleyebilirim. Bazı teknolojilerde çok yol kat ettik. Bir kısmını halkımız henüz duymadı. Pil konusu da bunlardan bir tanesi. Bundan birkaç sene önce Elon Musk, SpaceX'in sahibi, Green Energy'nin sahibi, Neuralink projesinin sahibi ülkemize gelmişti. İşte uydu fırlatacaklar falan filan. Anıtkabir'den poz vermişti. Herkes evet, çok mutlu evet olmuştu. Yani acaba niye gelmişti ülkemize diye insanın sorusu geliyor. Öyle her uzaya işte uydu gönderdiği ülkenin Cumhurbaşkanı ile bir yere gelip poz vermediğini herhalde herkesin dikkatini çekiyordur. Öyle bir adam değil. Çok ağır sözler söylüyor bazı ülkeleri. İstediğimiz tabii ülkenin liderini değiştiririz gibi bazı, iddialı cümleleri bazı var. Ki yapabilir. Bazı ülkelerle ilgili çok yakın ilişkileri var. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Biz ne yazık ki bugün özellikle ben yıllarca yurt dışında yaşadım, ülkeye döndüm. Türkiye'nin ne olduğunu, Anadolu'nun ne olduğunu öğrenince ülkeye döndüm. Bakın Türkiye'den öğrenmedim, yurt dışından öğrendim. Çok önemli bir şey. Atatürk'ü yurt dışından öğrendim. Hazreti Muhammed'i yurt dışından okuyarak öğrendim. Burada anlatılanlar aynı sizin Facebook'a koyduğunuz fotoğraf gibi anlatılma. Gerçek olan o değil. Evet. Gerçekler objektif olan yerden aldıklarınız. Artı eksi koymadan. Şimdi... şöyle bir durum var. Bu adam ülkeye geldiyse, çok detay veremeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de enerjiyle ilgili, belli başlı madenler, minerallerle ilgili bazı bulgular var. Ve bunların pil ömrünü uzatma ve tahminlerin çok ötesinde uzatmayla ilgili, kullanılabildiğiyle ilgili bazı çalışmaları da biz duyuyoruz. Halka açık olmayacak şekilde. Benim duyduğum kadarıyla bizim yakın vadede Elon Musk'la o uzaya Mars'a gidip gelecek işte uzaya gidip gelen
dünyanın etrafına Starlink diye uyduları yerleştiren adamla bir sürü projelerimiz var diye diyorum. Bunları bedava yapmıyordur bu adam. Bu adam pille ilgili hatta bir ülkede bir şarj şirketine hemen yatırım yaptı falan. Yani geldiği gün. Onlar hiç basına sızmadı bile. Bu adamın bu pil teknolojisiyle ilgili çok enteresan Türkiye'de bulduğu bazı şeyler var. Yani bu çok kısa vade içerisinde birden dünyadaki bütün pil üreticilerini etkileyen Türkiye'de bir patent ortaya çıkarsa hiç şaşırmamak gerekir. Bir anda inanılmaz ülkeyi refahlatacak, ileriye götürecek bazı şeylere fırsatlar var gibi gözüküyor. Bizim için önemli olan aslında bir şeyin bütününü yapmak değil. Yerli milli de bu karıştırılıyor. Bakın Apple Amerikan telefonu markası ama içinde neredeyse Amerika'dan hiçbir şey yok. Yani asıl parayı geliri kim kazanıyor ya yerli milli denilir. Evet. Yani ben burayı severken Dubai'de yaşamışım ve ülkem için bir şey yapıyorum. Ben yerli milliyim. Şimdi bunlara bakarsak bu ülke için dünyanın dört bir yanında şu anda çalışan insanlar var. Hatta işte aşıyı bulan BioNTech firmasının başındaki iki insan Türk. Ve ben o aşı bulunmadan iki hafta önce yazmıştım biliyor musunuz? Bir makalemde birkaç firmanın altını çizmiştim. Gelecek bu teknolojilerle ancak mümkün diye yazmıştım insanlığın devamı için. Ve açında BioNTech de vardı. Hatta daha sürpriz olan bir tanesini söyleyeyim. Samumet adında bir şirket var Amerika'da. Eski İzmirli belediye başkanlarından Asfalt Osman'ın oğlu Osman Kibar'ın şirketi. Biz Atatürk'ten sonra Times'a, işte Forbes gibi dergilere kapak olan ikinci bir Türk. Türkiye'de tanımazlar. Ama bu adam kapak olan bir insan. Forbes'un kapağı olan bir insan. Düşünün. Ölümsüzlüğü bulan adam diyorlar. Ve biz Türk'üz. Adamla ilgili bir şeyden haberdar değiliz. DNA'nın kodunu bulup insanların ömrünü uzatıyor. Biyoteknoloji firması bunlar. Teknoloji. Aşıyı bulan gibi. Bakın teknoloji ne işlerle uğraşıyor şu anda. Teknoloji insanı anlamaya ve onunla ilgili ömrünü uzaltayım kısaltayımla uğraşıyor. Biz neyle uğraşıyoruz? Önemli olan o da. Biz neyle uğraşıyoruz? Teknoloji bizim hayatımıza girmiş. Yani evet. Senin kaç yaşına kadar yaşayacağınla ilgili çalışıyor. Yani sen bilmeyebilirsin, o biliyor. Gibi bir durum ortaya çıkmaya başladı. Çok acayip şeyler oluyor. Bizim biraz buraları araştırmamız gerekiyor. Kendimizi anlamamız gerekiyor. Ancak öyle bir yere varabiliriz. Pil teknolojisiyle ilgili de ülkemizden çok acayip bir çözüm çok yakın vadede çıkar diyorum ben. Değil mi? Bir tane hobi olarak bir mühendis konum var. Bana çok net şunu sordu. Yani dünyada ilk 10'da mıyız diye. İlk 5'teyiz dedi bana. Çok mutlu oldum. Bilmiyorum ne kadar. Bakın tabii. Sadece şunu söyleyeyim. Elon Musk'ın bir sürü şirketi var. Tesla bunlardan deney, laboratuvar olandır. Hiç aklınız kesiyor mu? Tesla'nın ürettiği araba sayısı bizim şu Bursa'daki Tofaş'tan daha az. Şirketin değeri de Mercedes, işte BMW, o bu küresel hepsinden daha büyük. Yani şimdi normalde borsada bir hissenin değeri nasıl belirlenir? Yani onun bir ederi vardır, bir vaadi vardır ya da işte cirosu vardır, karlılığı vardır, bir şey vardır. Bunun hiçbir şeyi yok. Bunun bir vaadi var. Ama vaadi de ben araba, elektrikli araba değil, Çin'de çok daha ileri var. Çin'de çok daha ileri evet. Versiyonları var. Konu o değil. Tesla bir laboratuvardır. Pil laboratuvarıdır. Bütün dünyadaki pilleri bir de açık kaynak kodudur. Bakın açık kaynak kodu şu demek. Yani istersen sen oynayabilirsin arabanın yazılımıyla ama biz merkezden zaten görüyoruz. İyi bir şey yaparsan ilk biz göreceğiz. Wow! İlk biz göreceğiz. Yani sen onunla uğraşana kadar biz patente alırız senin adına. İşte bu çalışmalardan yaklaşık 6-7 tane Tesla yıllardır ülkemizde bu vesileyle kullanıldı. Ve pilin ömrü menzilli arabanın böyle 5-6 katına çıkınca Elon Musk hemen Türkiye'ye geldi. Ne oluyor ya bir dakika falan diye. İşte gelmişken de yok işte Starlink konuşalım, uydu konuşalım falan konuşalım. Siz bunu nasıl yaptınız biraz anlatsanız da konusu var aslında. İşte o bu ülkede oluyor. Çünkü bu ülkenin toprakları çok enteresan. Yani Noel Baba bu ülkede, İsa'nın annesi bu ülkede, para bu ülkede bulunmuş, medeniyet bu ülkede çıkmış. Efendime söyleyeyim, bugün Ortodoks dünyasının lideri bu ülkede oturuyor.
Biz de işte Türk olarak daha mahallemizin dışına çıkmamışız yani. Ben çok üzülüyorum böyle işte ya bir yazı var ya işte inanılmaz bir şey bu ülkede böyle çok detaylarına girmeyeceğim yanlış anlaşılır. Bu ülkeye turist olarak gelmek lazım benim öyle diyorum. Bazen işime diyorum ki ya diyorum Ankara'ya gidelim de oradan turla İstanbul'a gelelim diyorum. Başka türlü olmuyor. Kesinlikle. Ya peki Ozan Bey çok keyifli bir sohbetimiz var. Çok teşekkürler. Teknolojiyi konuştuk ama tabii insanı da konuştuk ama. Tabii. Ben sizin bu motivasyonunuzu, bu dinamik enerjinizi, bu gözlerinizin böyle ışıl ışıl anlayarak, okuyarak baktığını, bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Yani neler yapıyorsunuz teknoloji dışında? Öncelikle bunu hissetmiş olmanızdan dolayı ben aynalarını sizin için düşünüyorum. Çünkü bu bir aynaya bakmak gibidir. Bunu söyleyebilmeniz için benim sizinle aynı şeyi hissediyor olmam gerekiyor. Çok teşekkürler. Güzeldi. Şimdi yıllarca tabii biz de öğrenen makine gibi çalıştık. Yani hep böyle okullarda birinci olduk, oralara gittik falan. Hatta dünyanın gerisine dolaştık falan. Sonra bir gün bazı sert olaylar oluyor. İnsan bir kendine geliyor. Böyle bir duraksıyorsun. Ne oluyor ya falan diyorsun. Yani alışmışsın hayata. O anlarda işte insan kendine döndüğü zaman bazı şeyleri bulmaya başlıyor. Benim kendine dönmek için bulduğum metotlardan bir tanesi... biliyorsunuz bütün dinlerde de aynı şeyden bahseder. Hatta bütün kutsal kitaplarda işte nefesten bahseder. Yani nefesimizi çocukken çok iyi kullandığımız ve sonra unuttuğumuz. Dolayısıyla bizim vücudumuzun yeteri kadar hücrelerimize oksijen gitmediğini fark ettikten sonra eşimle tanıştıktan sonra eşimin bu alandaki özel ilgisi, onun profesyonelliği vesilesiyle olaya daha çok odaklandım. Olaya odaklanınca işin ucu tasavvufa gitti, kuantum fiziğine gitti. İşte onların hepsi benim işime etkiledi. Yapay zekayı daha iyi anladım, nereye gitmesi gerekiyor vesaire. Açıkçası ben nefes terapisi, biraz NLP, biraz mindfulness gibi hem arkasında kuantum fiziği olan hem de spiritüel yanı olan. Yani bizim gibi, yani neden, can nedir açıklayabilen yok şu anda, ruh nedir açıklayabilen yok. Dolayısıyla bunları anlamaya yönelik bazı, ne diyelim, kendimizi geliştirecek fırsatlar buldukça etkinlikler, işte terapiler, bir de fiziksel bazı terapileri de oluyor. Onlara katılarak çok enerjik, çok daha, ne diyelim, algıda seçicilik yapabildiğimi hissettim. Her fırsatımda da bunu yapmaya çalışıyorum. Bana göre bu bir zikir, yani execution. Yani neredeyse her yaptığım işte bunu düşünerek yaptığım için sonuçları da benim hesabımın ötesinde de pozitif yansıyor. Çünkü içindeki enerji bana ait bir enerji değil. Ben bütünün bir parçasıyım. Yani ben şu televizyonun bir pikseliyim. Televizyonun pikseli diğer piksellerinden üstün değil. Ama bir yandan da o pikselden bir tane var. Bir yandan da çok kıymetli. Ama yayını aldığım yeri düşünerek oradaki enerjiyi, işte kuantum diyoruz, biz buna evren diyebilirsiniz, Allah diyebilirsiniz, Buda diyebilirsiniz, O da diyebilirsiniz, ne derseniz deyin. Ben teknoloji insanlarına sistem admin diyorum. Sistem admin'e, onun bakışına, onun neden sensörlere ihtiyaç, ben insanların bir canlıların sensör olduğunu düşünüyorum. Neden bu sensörlere ihtiyacı var? Yeni gelen ürün, yani... yeni gelen çocuklar, ürün diyorum bakın, yeni gelen çocukların gözü açık, saçları var böyle, neredeyse konuşacakmış gibi doğuyor. Tabii bu şey gibi, iPhone 8 ile iPhone 12 aynı mı? iPhone 8'deki geri bildirimlerle iPhone 12 çıkıyor. İşte biz de bu yolda kendimizi bir damla bir damla geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım hem kendimize hem de etrafımızdaki bütüne yararımız oluyordur. Ama biz bu yoldayız. Dijital yolculuğumuz devam ediyor. Sağ olsun eşim de benim konuda destekliyor. Benim düştüğüm anlarda o dijital nefes vesilesiyle beni ayağa kaldırıyor. Oradan adını da dijital nefes koydu ki insanlar dijitali de hani insanları hacklemeniz lazım. İskeleye yanaşması için. Şimdi bugün dijital herkesin atladığı bir şey olunca aslında alakasız bir şeyi oradan hackleyerek insan bir kere otur bak bir kere dinle anlayacaksın. Bir çay iç tadını anlayacaksın diyerek. Ve çok kıymetli şeyler olduğunu söyleyebilirim. Yani herkese de tavsiye ederim. İnsanın kendini, sadece kendini duyduğu anlar olmalı. Sadece kendini, çocuğunu, işini, eşini değil. İşte bu dalış yapabilirsiniz. Kayak yapabilirsiniz, sörf yapabilirsiniz, paraşütle atlayabilirsiniz.
Namaz kılabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz. Ama mutlaka sizinle baş başa kaldığınız bir süre olmalı. Ortalama insanın kendiyle baş başa kaldığı sürenin 33 saniye olduğu söyleniyor. 34'e gelebilenleri tebrik ediyorum. Bu söylediğim aktiviteler biraz sizi sizden aldığı için süre uzuyormuş gibi geliyor bana. O yüzden herkese de canı gönülden tavsiye ederim. Her şeyi unuttuğunuz an her şey sizin kontrolünüze geçiyor. Bundan kesinlikle eminim. Ben de öyle. Aynen sizin gibi düşünüyorum. Özellikle Japonları çok inceledim ben. Çok hayranım onların bu yaşam tarzlarına. Onlar çok dikkat ediyor mesela kendi kendileriyle kalma, işte bitkiler, toplum, sohbet. Aynen. Ama baktığınız zaman diğer taraftan da dijitalin herhalde en önde gelen ülkelerinden bir iki tanesinden biri değil mi? Kesinlikle. Bilmiyorum son ligdeki durumu şu anda ama. Son ligde şöyle, benim en son kurumsal olarak çalıştığım firma Teknoser grubunda çalışıyordum ben. Biz Türkiye'de Fujitsu, Japonya'nın en ileri teknolojisi diyebiliriz. Fujitsu'nun Türkiye ayağını satın almıştık. Ben vesile olmuştum. Yönetim kurulu başkanımız da onaylamıştı konuyu. Fujitsu'nun şu anda yapay zekası, işte bu hani kuantum bilgisayarları falan filan diye hani başka başka isimlerle. En son IBM'de ben çalışırken Watson adında, hatta işte bir yarışma programında yarışıyordu filan, insanlar oradan hatırlar. Yapay zekanın liderliği Amerikalı IBM'in Watson'ındaydı. Şu anda Fujitsu'ya geçmiş durumda. Japonlar tekrar o küllerinden doğdu. Liderliği ele almış durumda. Tespitiniz o yüzden ne çok mi? Doğru. İnşallah da daha çok kültürel olarak da bize benzedikleri için ben açıkçası onların daha çok olması taraftarıyım. Mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim Ozan Bey. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum. Sizin gibi güler yüzlü ve yani gündemin çok kritik noktalarına temas eden birisiyle yayın yaptığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bunları sizden duymak çok güzel benim için. Sağ olun. Benim için büyük bir zevkti. Sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten ne yaparsak yapalım, dünya nereye giderse gitsin biz hemen peşinden gitmeyeceğiz. Bir nefes alacağız. Ozan Bey'in anlattığı gibi duracağız, bir bakacağız. Çünkü ileride yaşadığımız zaman kayıpları geri döndürülemez oluyor. Artık dünya böyle bir şey oldu. Dönemsellik çok önemli. İşte böyle hem göreceğiz, hem okuyacağız, hem anlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.